Kötü günlerdeyiz. Memleketimiz iyi yönetilmiyor. Rahmetli Necip Fazıl sanki bu günleri tasvir etmiş. Diyor ki, bıçak soksan gölgeme sıcacık kanım damlar. Gir de bir bak ülkeme, başsız başsız adamlar. Ağlayın su yükselsin, belki kurtulur gemi. Anne seccaden gelsin, bize dua et emi. Evet, demokrasinin gerçekleştiği, diğer bütün organların milletin egemenliğini anayasa ve kanundan aldığı yetkiye göre kullanıldığı, ancak yetki yetkisine sahip tek birim olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Demokrasi bir tamlama iki kısımdan oluşur. Birinci kısmı demostur, ikinci kısmı da krasidir. Yani müşterek biz duygusuna sahip, birisi biz dediğinde herkesi kastettiği, birisi biz dediğinde herkesin de o bize kendisini dahil ettiği demos olmazsa demokrasi de olmaz. Maalesef yapılan tartışmalarda bu müşterek biz duygusunun büyük ve onurlu bir aile olarak millet olma durumunun pekiştirilip kuvvetlendirileceğine, ayrışmanın, kamplaşmanın teşvik edildiği, derinleştirildiğini görüyoruz. Pek çoğumuz yaraya müdahale etmek yerine yarada tırnak olmayı tercih ediyor. Yarada tırnak olmak ilk anda alkış alır. Yarada tırnak olmak ilk anda hoşa gider. Ama aynı zamanda yaranın kangren olmasına yol açar. Demokraside meşruiyetin, haklılığın kaynağı usuldür. Kanuna, usule aykırı olan taleplerin hukuki karşılığı yoktur. Ve demokratik devletin birinci vazifesi güvenlik ve istikrarı öngörülebilir bir ortamı tesis etmektir. Hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Bunu sağlayamadığı vakit devlet olmanın diğer fonksiyonlarını da yerine getiremez. Oysa bu araştırma önergesinde de görüyoruz, grup başkan vekilimiz de ifade etti, Avrupa Konseyi'nin bağlayıcılığı olmayan, bu zamana kadar 47 ülke tarafından ratifikasyona uğramış, yani iç hukuktan geçirilmiş yerel yönetimler özellik şartını, adı üstünde yerel yönetimler özellik şartı iken bunu bazı bölgelerimizin, bazı illerimizin özellik şartı olarak dayatıldığını görüyoruz. Yine aynı şekilde bu şartın ilan edilmesi, kim yetkiliyse bir devlet düzeni içinde, bunun müteakip müzakere yapılması ve anlaşmaya varılması bir taraf olarak burada ifade edilebilmektedir. 47 ülke iç hukukundan geçirmiştir bu şartı. 33'ünde çekinceler vardır. Türkiye 1993'te yürürlüğe koymuş, çekincelerinin önemli bir kısmını daha sonraki kanunlarla fiilen kaldırmışken, mesela Fransa 2007 yılında, İsviçre 2005 yılında yine pek çok çekinceyle yürürlüğe koymuştur. Güvenlik ve hürriyet arasında denge, insanlığın birlikte yaşamanın var olduğu ilk günden itibaren önemli bir sorun olmuştur. Ama devletin tavrıyla ilgili insanlığın birikimi belli bir yere gelmiştir. 1969'da, 70'lerin başında uçak kaçırmalar üzerine pazarlık ve müzakerenin acısını insanlık ve devletler ailesi uzun yıllar çekmişti. Siz teröristlerle, bölücü örgütle müzakere yaparsanız bunun geleceği yer bugün geldiğimiz yerdir. Size Avrupa Birliği'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye kadar aleyhte kararlar çıkmamış, pek çok bakımdan sıralamalarda
önde olan bir ülkeden, Federal Almanya'dan bir iki örnek vermek istiyorum. Federal Almanya'da sadece bölücü örgüt üyesi olduğu için 2,5 ile 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılan dünya kadar insan vardır. İkinci bir suç yok. Haraç alma, örgüte adam temin etme, yasa dışı faaliyet değil. Sadece Federal Almanya'da yasak olan bölücü terör örgütüne üye oldukları için Düsseldorf'ta Abdullah S. 6 yıla, Bremen'de başka bir örgüt üyesi 3,5 yıla hapse mahkum edilmiştir. Daha ilginç bir örnek vereyim. Geçen sene Kobani olaylarından sonra Münih'te polis kayıtlarına göre bölücü örgütün işaretleri olan bezi 15 saniye, dikkatinizi çekiyorum, 15 saniye salladığı için Nicole Golke isminde federal milletvekili, yani Berlin'deki parlamentonun sol partiye ait kadın bir milletvekili gözaltına alınmış, bir günde dokunulmazlığı kaldırılmış ve akabinde yargılanarak para cezasına çarptırılmıştır. Devlet dediğimiz böyle olur. Böyle olan devlette haklar, hürriyetler ve kişilerin güvenliği teminat altında, güvence altında olur. Ama siz bunun yerine döneme göre, nabza göre şerbet verip, sözlerimin başında dediğim gibi, yaranın üzerinde tırnak olmayı tercih ederseniz bugün geldiğimiz noktaya geliriz. Bugün bölgede güvenlik güçlerimiz kanun hakimiyeti, hukuk üstünlüğünü tesis etmek için çalışmaktadırlar. Ben de kaymakam, vali olarak o bölgelerde çalıştım. Oradaki arkadaşlarımızın ne kadar ağır şartlar altında çalıştıklarını biliyorum. Bugün kangren olan bu vücutta öncelikle büyük kazalardan, büyük hasarlardan sonra söylenir ya insanlar için, vücut fonksiyonlarının normale getirilmesi gerekmektedir. Onun için biz güvenlik güçlerimizin hukuk çerçevesinde teröre karşı yaptıkları mücadeleyi destekliyoruz. Ama vücut fonksiyonları normale döndükten sonra yapılan yanlış varsa bunun da araştırılmasını ve hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının nahak yere, haksız yere zarar görmemesini de talep ediyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak milleti, 78 milyonun hepsini kapsayan büyük ve onurlu bir aile olarak görüyoruz. Bu büyük ve onurlu ailenin derdini bu zamana kadar devlet yönetme ve insanlığın birikimini dikkate alan hukuk devleti içinde çözmenin doğru ve isabetli olacağına inanıyoruz. Ve Veysel'in dediği gibi, bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi diyoruz. Bu ateş söndükten sonra bölge insanının bütün dertlerinin tek tek masaya getirilip çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ben bu açıdan HDP tarafından verilen önergenin müşterek biz duygusunu, ateşin sönmesini, vücudun fonksiyonlarının yerine getirilmesini engelleyeceğini düşündüğümüzden reddettiğimizi, karşı çıktığımızı ifade ediyor. Yüce heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.